Genç Edir kanalından kanaldan herkese selamlar. Ben Can. Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin'in son durumunu konuşacağız ve nasıl hareketler görebiliriz? Bunları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone olup bildirimleri açarsanız her gün, hafta içi her gün yaptığımız canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Videoya like ve yorum yaparak da bizleri desteklemiş olursunuz. Hadi bakalım şimdi Bitcoin'deki durumu inceleyelim. Öncelikle saatlik market yapısını incelemek istiyorum. Çünkü saatlik market yapısına baktığımda buradaki lokasyonda bir kırılım geldiğini görüyorum. Yani saatlik market yapısı aslında longa dönmüş durumda. Sadece bunun onayı gerekiyor. Yani bir yükseliş hareketi daha görebilmemiz için yaklaşık olarak 25600 25700 bandlarına bir yükseliş hareketi görebilmemiz için markette şu anda saatlik market yapısında 24670 seviyesini kazanmamız lazım. 670 700 diyelim hadi güvenli olabilmesi için şurayı da çizelim. 24700 seviyesinin üzerinde gelecek saatlik kapanış bize ilk etapta tekrardan 25250'li bantları, ikinci etapta 25650'li bantları hedef haline getirecektir. Market yönümüz neresi? Market yönümüz saatlikte şu anda long yönü. Ama ama aşağı bir rites hareketi daha yapacaksak veya bir destek denenecekse tekrardan bu hangi lokasyon olabilir? Yaklaşık olarak 24.200 lokasyonundan olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gün içerisinde ve yarın da dahil olmak üzere markette izlediğim yapı nedir? 24.200'ler destek şeklinde 24.700 direnç şeklinde takip ediyorum. 24200 lokasyonu kırılırsa bu sefer bir kademe daha aşağı isteyebilir fiyat. Nereye isteyebilir? 23930'lar ilk destek halinde gözüküyor. Benim beklentimle. Benim beklentim aslında fiyatı takip etmek. Aşağı inerse 24200 lokasyonlarına burası kısa vadeli bir trade imkanı olabilir. Yukarı giderse 24700 kırılırsa yine kısa vadeli bir trade imkanı olabilir. Bu iki konumu takip ederek işlem almaya çalışacağım. 4 saatlik market yapısına baktığımızda 4 saatlik market yapısına ne görüyoruz? Bir yükseliş geldi. Dirence çarptık. Retedik. İkinci yükseliş geldi. Dirence çarptık. Retedik. Düştük. Desteğe çarptık. Tepki aldık. Yükseldik. Dirence çıktık. Yine retedik. Yani teknik yapıda marketin güzel çalıştığını görüyoruz. Burada 4 saatlik market yapısında 24280'ler kırılmadığı sürece yukarıdaki lokasyonları istemekteyiz. Nereler? İlk etapta 26500 seviyeleri güncel hedef konumunda. Gelebilir mi o bölgeye kadar yükseliş? İşte ilk etapta 24700 seviyesinin üzerine görmemiz lazım. Bu ilk alım fırsatı olabilir. İkinci alım fırsatı ya da yükseliş sinyali için 25300 bandının kazanılması lazım. Bu iki konum kanlanıldıktan sonra evet beklediğimiz bir yükseliş hareketi gelebilir. Şimdi en kısa vadesine ve uzun vadesine dönmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Nedir bu? <laughs> VIP grubumuz. Bakın burada vadeli işlem grubumuz var. Bakın burası vadeli işlem grubumuz. Burası spot işlem grubumuz. %30, %21 karlar vesaire. Burası vadeli işlem grubumuz, burası spot işlem grubumuz. Ben buralarda ne yapıyorum? Açtığım bütün pozisyonları paylaşıyorum. Ne aldıysam, ne sattıysam hepsini burada paylaşmaktayım. Eğer benim açtığım işlemleri mesela o diyor 20x'de %200. Bitcoin'i destekleyen seviyeleri sürekli. Burada dediğim gibi işlemlerimi ben paylaşıyorum. Eğer görmek isteyen varsa ana kanala geliyor. Hem de bir challenge'ımız var. Bu challenge 15-20 günlük süreçte. Kasaya yapabilmek. Ana kanala geliyor. Ana kanalda Tarık Hocam'a ulaşıyor. Tarık Hocam'a vadeli grup bilgi ya da spot grup bilgi yazarak ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Bunlara ulaşmanın yolu da açıklamalar kısmında link mevcut ve yorumlarda sabitli bir şekilde link mevcut. Evet. Şimdi günlük market yapısına geldiğimizde <laughs> günlük market yapısında yeni tepelerin, kapanışların yeni tepeler şeklinde olduğunu görüyoruz. Yani fiyat hala yukarı yönlü gitmek istiyor. Eğer temel tarafından bir reaksiyon alınmazsa temel tarafından fiyatı sıkıntıya sokacak haberler gelmelisi teknik yapı hala yukarıdaki seviyeleri istemekte. Arasaya baktığımızda Arasay 4 saatlikte birazcık tepelerde olduğunu ve Mekdi'nin biraz tepelerde olduğunu görüyoruz. Burada eğer fiyat biraz sabitleme dönemine gider ve Arasay soğutma yaşarsa yani Arasay aşağı yönlü çekilirse bu bizim için pozitif olacaktır. Yine söylüyorum market hala yukarı istiyor. Ama temel taraftan gelebilecek bir habere karşı anında reaksiyon verebilecek güçlü olmanız ve o kafada o psikolojide olmanız lazım. Saatlik market yapısına tekrar dönmek istiyorum. Saatlikteki durum çünkü çok tatlı gözüküyor aslında. E, market 24.200 seviyelerini 24.220, 24.280 lokasyonlarını aşağı kırmadığı sürece güncel hedefimiz 25.600'ler olarak kalmaya devam ediyor. 4 saatlikteki yapıda biz eğer 23.250 seviyelerini kırmayı başarabilirsek burada yeni bir market oluşacaktır. Yani burada düşü beklemek yerine belki burada yeni bir marketin oluşmasını bekleyebiliriz. 2 ana destek konumu 24.280'ler. İkinci ana destek konumu 23.250'li lokasyonlar. Bu iki konum takip edilerek ben de pozisyon almaktayım ve e, ne yapıyorum? Bunları incelemeye ve takip etmeye devam ediyorum. Bitcoin'de bahsedeceklerim bu kadardı. E, market hala yukarı istiyor dediğim gibi. Anlık değişimler olur ise Telegram'daki ana grubumuzdan bakın 3815 üyeli ana grubumuzdan paylaşırım. Buraya gelip görebilirsiniz. Ee, bakın buralarda hep paylaşımlar yapıyorum. Acil bir durum olursa da dediğim gibi ne yaparım anında sizleri bilgilendiririm. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere.